Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda fıstık tarlasındayız. Burası ne Osmaniye ne de Kadirli. Burası Kahramanmaraş merkeze 5 dakika uzaklıkta Ayşar Mahallesi. Evet, yanımızdaysa bu tarlanın işletmeci sahibi Ali Bey var. Ali Bey'e soracağız. Nereden aklına gelmiş? Kahramanmaraş'ta yer fıstığının ne işi var? Kendisine soralım. Merhaba Ali Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahramanmaraş'ta yer fıstığı üretmek nereden aklınıza geldi? Ya genelde Osmaniye Kadirli taraflarında olur diye biliyoruz. Oradan ülkemize dağılır ama Kahramanmaraş'ta görünce de sormadan edemedik açıkçası. Valla şimdi aklımızda zaten gelmesi şu, her zaman aklımızda da çiftçi her zaman üretim yapar. Buğday üretir, mısır üretir. Yani aklımıza gelen her şeyi üretiyoruz elimizden geldiği kadar. Yer fıstığı esasında Osmaniye Kadirli bölgesinde çok yaygın. Kahramanmaraş'ta da olur dedik biz. Niye olmasın? İklimi güzel, havası güzel, suyu bol. 3 yıldır da burada ekiyoruz. Yer fıstığımız daha gördüğünüz gibi maşallah yani. İllakine dönüme 500 verecek diye bir şey yok. Burada da 400 olur, 350 olur. Allah bir bereket versin. Amin. Ne kadar bir dönüme ektiniz fıstık? Şu anda bu tarla bir 20 dönüm, 25 dönüm falan gelir de. Daha öbür tarafta da bizim ektiğimiz yer var. Şu an ben Avşar Köyü'nde 400 dönüm fıstık ekiyorum burada. Parça parça. Şu andaki buradaki ektiğimiz yerde 20-25 dönümlük bir parça öbür tarafta var. Şu ön taraf bu Tespinat Lokantası'nı biliyorsunuz, onun altında var. Üniversitenin hemen yan tarafında, öbür taraf batıya bakan tarafta var. Bu bölgede yani 400 dönüm yerimiz var bizim. Biraderlerimle beraber ekiyorum ben. Peki, geniş. Peki burada saydığınız yerlerin hepsi Kahramanmaraş ilçelerine mi dağılıyor, merkezde mi? Nasıl yapıyorsunuz? Nerelere gönderiyorsunuz fıstığı? Fıstık üretimi, şimdi biz burada fıstığı çıkarıyoruz ablan. Fıstık çıktıktan sonra tabii bunun pazarı Osmaniye, borsası var, fiyat her gün günü birlikte yaşayan şekilde büyük firmaları, fabrikaları, atölyeleri var. Biz bu fıstığı burada toptan satamıyoruz. Burada toptancısı yok bunun. Hani demin de dedin ya, nereden geldiği için, yeni olduğu için daha buradaki tesisler kurma oturmadı. Ama orada adamlar yıllardır bu işi yapıyor. Evet. Alımı, satımı, borsası, büyük ticaretini orada yapıyorlar. Buradan üretiyoruz. Biz buradan büyük tırlarla sevkiyat yapılıyor. Adamla anlaşıyoruz, tüccarla ve fabrikacıyla. Direkt devrediyoruz. Kabuklu olarak satılır. Orada da bunu işlerler. Çerezlik, iri, ufaklı, pilavlık falan işte, yağlık. Bu çok çeşitlere bölünür. Oradan da tekrar bu işte ithalata gidiyor, ihracata gidiyor. Nereye giderse bizden satılıyor. Günün piyasasına göre, günün hükmüne göre. Biz fıstıktan memnunuz. Fıstık olmasaydı zaten biz mısırdan veya buğdaydan yani çiftçi bir şey kazanamıyor ki. Emeğe kalıyor. Yani buradan da işte İşçi ablalarımız var. Burada bunlar bizim günübirlik. Yani hemen hemen yılın 10 ayı, 12 ayı biz beraber çalışırız bu arkadaşlarla. İşte kendileri de geçiniyor. Elimizden geldiği kadar biz de geçiniyoruz. Siz de vesile oldunuz, sesimizi duyurdunuz. Çiftçilerin çok sorunu var, çok sıkıntısı var. Hangi birini anlatsak bilmiyorum da. Şimdi oralara girmeyek, sizin başınızı ağrıtmayek. Estağfurullah. Evet. Siz de Kahramanmaraş'a güzel bir değer katıyorsunuz. Ya bir fıstık ilk defa gördük yani, diyoruz ya Osmaniye tarafında olurdu. Siz de Kahramanmaraş'a böylelikle bir değer kazandırdınız. Aslında şimdi ne derler, toprak burada, bitki de burada. Bunu emeğini verdikten sonra verici olan, takdir verici olan Cenab-ı Allah'tır. Uğraşacaksın. Biz sadece mücadele ediyoruz, biz vesile oluyoruz. Yani ben bunu ekmesem buğday dekerim. Bu kadar da zahmetle uğraşmam. Biçer kaldırırım ama işte sadece benim için de değil. Bundan amaliyesi de ekmek yiyor. Ne bileyim, devlet su işleri buradan su parası alıyor. TEDAŞ elektrik parası alıyor. Gübreci gübre satıyor. Tohumcu tohum satıyor. Yani burada var ya, belki de 50 kalem insan bu işten ekmek yiyor. Yani bize de herhalde kötü demezler. Yani bir rahmetli babama bir rahmet verirler. O yeter diyor yani, ne yapalım. Bizim iş arkadaşlarımız da geldi. Eğer kameracı abimin bir sıkıntısı yoksa bunlar bizim emekçilerimiz. Asıl kahramanlar. Esas kahramanlar bunlarla beraber. Ben dedim biz size televizyonda çeksin. En azından o kadar emeğiniz oldu. En azından bir katkımız da olsun dedim. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Ya arazi de çok da inan ki yani yetiştirme işi biraz zor. Sorunlu bir iş bu iş. Bitki kolayına meydana gelmiyor yani. Çapasından rutbunu çocuk gibi bir içinde emek vereceksin. Daha bu iş yarı bile değil. Göründüğü yani kadar da kolay değil. Şu anda yarı bile değil. Ne zaman hasatı? Vallahi hasadı ne siz söyleyin ne biz soralım derler ya. Hasat zamanı bizim burada başımız çok kalabalık oluyor. Biz fıstığı toplarken bir de şeyciler geliyor. Toplayanlar, şu başak derik biz ona. Evet. Başakçılar. Evet. Yani bu sene herhalde Maraş'tan bir 3-5 bin kişi buraya geldi. Kahramanmaraş'tan.
yakın ya. Evet. Adam o zaman başlarında bekçi falan da duruyor mu? Yok. Tarla sahibi olarak biz buradayız da. Evet. Biz de diyor ki ya toplasınlar. Hani biz amaleye topla diyoruz bunu. Evet. Geride kalanları da kendiler topluyor. Bizim kadar da kendiler topluyor. Helal herkes, hoş olsun. Herkes kazanıyor. Helal hoş olsun. Ondan ben bir şey beklemiyorum da. Bazen de uyanıklar bizim toplamadığımız yere giriyorlar. Peki teşekkür ederiz. Gerçek kahramanlara da soralım. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olasın. İsminizi alabilir miyim? Neşe. Neşe Hanım, burada ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Bir ay kadar oluyor. Zor mu çalışmak? Çok zor. Para kazanmak çok zor. Ama eğleniyorsunuz. Yok, eğleniyorum da ama çok zor yani para. Bu sene hastalık dolayından yani. Koronavirüsten? Evet, ondan şey demedik yani. Peki siz neler söylemek istersiniz bizlere? Siz de bir aydan beri çalışıyorsunuz evet, herhalde. Burada çalışıyoruz bir aydan beri. Yani güzel yani. Zor. Güneşin altında zorluk çekiyoruz ya, ama. Da işte çalışmayan da başa dememişler de çalışmayan demir paslanmaz diye. Biz de çalışıyoruz. Yetkili siz misiniz duyduğuma göre? Benim. Buradakilerin bütün insanları siz idare ediyorsunuz. Evet. Peki neler yaptırıyorsunuz onlara? Ya işte düzgün yapsınlar diye hep söylüyoruz zaten. Onlar da yapıyor sağ olsunlar. Çalışıyorlar işte gayret gösteriyorlar yapıyorlar. Kolay alan kolaylık versin diyoruz. Tabii ki. Bunu diyoruz. Sağ olun. Peki. Çok sağ olun. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Sağ olun. Güneşin altında sıcakta. Bir de biz yormayalım sizleri. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de size ederiz.